Bağış, hibe. Bir veya birden fazla taşınmazların bila bedelli olarak gerçek veya tüzel kişilere mülkiyetin nakli işlemidir. Hibe işleminde eğer rücu şartı hibeyi kabul edenin hibeyi yapandan önce ölümü halinde hibeye konu taşınmazın ilk malike geri dönmesidir. Yani burada rücu şartı ortada bir mal var ise ve bu mal bağışlanıyor ise, mesela kardeşinize bağışlayabilirsiniz ya da ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz, hiç tanımadığınız birinize içinizden gelebilir, verebilirsiniz. Hayırlı bir iş yapacaktır, mesela aşevi açacaktır. Evinizi bağışlayabilirsiniz. Oranın daha insani bir şekilde yaşaması için. Fakat bu işi yapacak olan kişi, sizin evi bağışladığınız kişi, kaza geçirebilir, hastalanabilir ya da her mümkün. Dolayısıyla bağışladığınız kişi sizden önce vefat eder ise o zaman o bağışladığınız mal miras olarak bir başkasına kalmaz. Dolayısıyla siz bağışladığınız için direkt size geri döner. Trampa takas, bir taşınmazın bir başka taşınmazla karşılıklı olarak değiştirilmesidir. Yalnız bu ayrı bir şekilde daha vardır. Trampa, evet, takas karşılığı budur. Yalnız mesela diyelim ki devlet bir kamulaştırma yapıyor ya da imar planında bir genişleme var. Dolayısıyla olmazsa olmaz bir kamu kuruluşunun ortasında da sizin tarlanız kaldı. İmar geçmemiş bir yerden bir tarla aldınız, imar geçmeye kalktı. Dolayısıyla o tarlada artık yeni bir oluşum var. Sizin yani size ait olan arsa da çok önemli bir yerde. Mesela yapılacak olan bir hastanenin bahçesinin içinde görünüyor imar planına göre. Dolayısıyla Trump'a devletle karşılıklı yapacağınız takastır da aynı zamanda. Mesela siz şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Benim bu araziye ihtiyacım var. Dolayısıyla ben bu arazinin ücretini istemiyorum. Ben aynı şekilde arazi istiyorum. Aynı değerde, aynı metrekarede, aynı standartlarda diyebilirsiniz. Dolayısıyla devlet kendisine ait olan aynı standartlarda bir başka araziyle sizin arazinizi takas eder. Dolayısıyla bir taraftan devlet mal edinirken bir taraftan da mal yitirir. Devlet takasına da trampa denir. Taksim, ortak mülkiyet veya iştirak halinde mülkiyet olarak tasarruf edilen taşınmazların her ortağın payına karşılık yapılan tahsis işlemidir. Medeni Kanun'un 698 ve 703. maddeleri gereğince ortak mülkiyet ve iştirak mülkiyet olarak, daha sonra ilerleyeceğimiz bir konu bu. Fakat her halükarda, özellikle miras konularında, ortak ve iştirak mülkiyet halinde iki farklı şekilde mal edinebiliyorsunuz. Taksim işlerini yapmaya yetkili merciler, tapu daireleri, noterler ve mahkemeler. Mahkeme kararıyla da noterler ve tapu daireleri kendi aralarınızda anlaşıp, anlaşamayıp mahkemelik olup mahkemenin çözmesi gibi durumlar söz konusu burada. Kat irtifaklı yerlerin taksimi. Kat irtifakı kurulu ve orak mülkiyet olarak tasarruf edilen bağımsız bölümlerin ortaklar arasında miras taksimi dışında taksimi mümkün değildir. Ancak binanın tamamlanmış olması ve iskan belgesinin alınmış olması halinde kat irtifaklı yerlerde bağımsız bölümlerin taksimi mümkündür. Şimdi sevgili arkadaşlar, şimdi kat irtifakı yerlerin taksimi. Bu genellikle kat karşılığı olan binalarda müteahhitle yapılmış olan inşaat şeklinde çok daha fazla karşımıza çıkıyor. Çünkü şimdi size ait bir daire var. Dairenin hangi katta, hangi cephede, kaçıncı daire olduğunu biliyorsunuz. Zaten planda yazıyor. Fakat müteahhit o daireyi, o binayı bitirmeden belediyeye gidip biz iş bitim belgesini sunmadan binamızı bitirdik. Genel iskanımızı alabiliriz. Artık
kat irtifakından çıkabiliriz. Bir meskenimiz oldu ya da bir dükkanımız oldu, bir iş anımız oldu. Bunu belgelendirmediğim müddetçe bağımsız bölümlerin taksimi mümkün değildir. Yani orası hala arsa payı olarak görünür ama hala ortada bir mülkünüz olmamaktadır. Taraflar taksime rızaen yaklaşmadıkça tarafların taksim ve izale-i şuyu davası açmaları gerekir. Şimdi eğer mahkemelik olursanız ve kendi aranızda mal paylaşımını yapamaz iseniz yapmanız gereken tek şey izale-i şuyu davası açmaktır. Bu da işte biraz evvelki mahkeme ile paylaşma şıkkına getirir bizi. Miras taksim sözleşmesi. Mirasçıların tamamı tapu sicil müdürlüklerine müracaat ederek miras taksim sözleşmesi düzenleyebilirler. Noterlikçe düzenlenmişse bu sözleşmenin ilgili tapu sicil müdürlüğüne ibrazı yapıldıktan ve gerekli harçlar ödendikten sonra sözleşme uygulanır. Miras taksim sözleşmesine gayrimenkuller gibi menkul şeyler veya değerlerde konu edilebilir. İrtifak hakkı. Taşınmaz malikin taşınmazının bir başkasınca kullanılmasına, ondan yararlanmasına müsaade ettiği ve bu sebeple mülkiyet hakkını sınırlayıcı bir sonuç doğuran işlemdir. İrtifak hakkı taşınmaza ya da şahsa bağlı olarak tesis edilir. Bu ne demektir? Sizin bir araziniz vardır, arazi size aittir. Ait olma hakkı, irtifak hakkı size aittir. Ama orayı kullanmak için bir başkasına tahsis eder, kiralarsanız onun kullandığı hak da intifak hakkıdır. Taşınmaza bağlı irtifak hakları. Bu tür irtifak haklarında iki taşınmaz söz konusu olmaktadır. Bu taşınmazlardan birisi yararlanan, diğeri ise irtifak hakkı ile yükümlü olan taşınmazdır. Örnek geçit hakkı. Geçit hakkını da şurada söylemek gerekirse, şimdi sizin araziniz var fakat arka parselinizdeki kişilerin yolu yok. Dolayısıyla kendi arazilerine geçebilmeleri için bir yola ihtiyaçları var. İşte sizden talep edebilecekleri, yola çıkabilmek için sizden talep edebilecekleri hakka geçit hakkı denir. İrtifak haklarının sona erdiği haller. Şimdi irtifak hakkı eğer süreli bir sözleşme ise sürenin dolmasıyla biter. Hak sahibinin terkin talebiyle bu terkindir. Terkin. Terkin demek iptal etmek demektir. Mahkeme kararı ile siz kendi aralarınızda anlaşamayabilirsiniz. Fevkalade bir durum söz konusu çıkabilir. Konu mahkemeye intikal edebilir ve mahkeme sözleşmenin irtifak hakkının iptalini isteyebilir. Kamulaştırma yolu ile demin de biraz evvel örneğini gösterdiğimiz gibi fevkalade bir durum söz konusudur. İmar planını olmayan bir yerde bir hak sahibisinizdir. İmar planı devreye girdikten sonra kamulaştırılması gereken, kamu yararına kamulaştırılması gereken bir durum söz konusu olabilir. O zaman irtifak hakkı tekrar değerlendirmeye girer. Taşınmazın yok olması ile bir eviniz vardır. Ya da ne bileyim mesela bir meyve bahçeniz olabilir, bir bahçeniz olabilir. Allah korusun ama bir yangın çıkabilir. Dolayısıyla kendi kendine yok olabilir. Bu sebeple de irtifak hakkı sona erebilir. İrtifak hakkı tesisi için belediye sınırları içerisinde ise belediye ercümen kararı, belediye sınırlarında dışındaysa il idare kurulu kararı alınır. Bu kararlara istinaden kadastro müdürlüğü folye düzenler ve ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderir. Şimdi belediyenin sınırları var. Belediyenin sınırlarının dışında olan bir bölgeler var. Ormanlık arazi bölgeleri var, kaymakamlığa kayan bölgeler var,
köy işlerine kayan bölgeler var. Dolayısıyla bazen ada parsel numaraları bambaşka yerlerde bambaşka sınırlara girebiliyor. Dolayısıyla da herhangi bir resmi merciden onay almanız gerektiğinde ancak işte bu fölye düzenlemeleriyle ancak sabitlenip hangi kişinin sınırına girdiğiniz, hangi devlet kuruluşunun sınırına girdiğinizi anlayabiliyorsunuz. Üst hakkı taşınmaz malikine arazinin altında veya üstünde üçüncü bir kişi lehine yapı yapmak veya mevcut yapıyı muhafaza etmek yetkisini veren bir irtibat hakkıdır. Şimdi arazinin üzerinde bir iş yeri söz konusu olabilir. Bunun bodrum katını siz ekstradan yapabilirsiniz. Ya da inşaatı 30 yıllığına kiralamışsınızdır araziyi. Oraya bir hipermarket, AVM yapabilirsiniz. Dolayısıyla alt kata toprak seviyesinin altına işte otopark vesaire gibi ya da dükkan tarzında toprak altına da mağazayı indirmek isteyebilirsiniz. İşte bu üst hakkıdır arkadaşlar. Ve intifa hakkı. Taşınmaz üzerinde kişiye geniş bir kullanma ve yararlanma yetkisi veren şahsa bağlı bir haktır. İntifa hakkı sınırlı bir ayni haktır. Şahsi irtifak hakları grubuna girer. Bu hak sahibine hakkın konusu şey üzerinde tam yararlanma hakkı sağlar. Ancak bunun aksi kararlaştırılabilir. Bu intifa ve irtifa haklarının da benim en çok sevdiğim örnek Antalya'da oturanlar için tekrar söylüyorum. Beşan Migros. Beşan Migros'un arazi sahibi bir irtifa hakkı sahibidir. Üzerinde Beşan Migros'u işleten, kuran, kiralayan kişi de intifa hakkı sahiptir. Ve toprak seviyesinin altındaki otopark vesaire küçük mağazalar da bunlar da üst hakkı olarak aklınızda kalırsa rahat edersiniz. Sükna oturma hakkı şahsi bir irtifak hakkı olup hak sahibini binadan veya onun bir kısmından konut olarak yararlanma yetkisi veren sınırlı bir ayni haktır. Sadece gerçek kişiler bu haktan istifade ederler. Bu hak devredilemez ve mirasçılara intikal yoluyla geçmez. Bu hak hak sahibinin ölümü ya da terkin talebiyle ortadan kalkar. Medeni Kanun'un 823. maddesi. Şimdi sükna oturma hakkı beni hep tebessüm ettirmiştir. Çünkü çok eskiden yararlanan bir dizi film vardı. Boşandığı halde aynı evde yaşamak mecburiyetinde kalan, ikisi de taşınmayan ve birbiriyle didişip evi ortadan ikiye bölen bir çift anlatıyordu. Dizinin ismini şu an için hatırlamıyorum ama konu aslında bundan ibaret. Neden? Çünkü bir çift olabilirsiniz, bir eviniz olabilir. Evi satıp ikiniz de ev sahibi olamayacağınız için mahkeme eğer evi bir eşlerden bir tanesine verir ise diğeri başka kalacak yeri olmadığını beyan ederek evin bir odasında oturma hakkına sahip olur. Dolayısıyla bu onun kanuni hakkıdır. Dolayısıyla kendisi terkin etmediği müddetçe hakim derse ki evet tamam ben sana inanıyorum buradan başka kalabilecek yerin yok sana oturma hakkını veriyorum dediğinde oturma hakkını alan kişi kendisi çıkmadığı müddetçe onu odadan çıkartamazsınız. İpotek. Mevcut veya doğması kesin olan alacakların temini için taşınmazın teminat gösterilmesidir. İpoteğe konu olacak gayrimenkul krediyi alarak borçlanan şahsa ait olabileceği gibi üçüncü bir şahsa da ait olabilir. O zaman kefalet olayı devreye girmektedir. İpoteğe taşınmaz mallar konu edileceği gibi müstakil ve daim haklar da ipoteğe konu edilebilir. Bir taşınmaza ait tam payın paylara bölünerek ayrı ayrı olarak ipotek işlemine konu edilemez. Yine iştirak hali giderilmeden bir paydaşın kanuni hissesi ipoteğe konu edilemez. Şimdi bunu iki şekilde açıklayabilirim size. Bir, banka kredisiyle bir ev almış olabilirsiniz. Bankaya belli bir süre içerisinde
belli standartlarda, belli miktarlarda ödeme yapacağınızı bir sözleşme dahilinde resmileştirmişsinizdir. Bu ipotek sözleşmeniz bankaya bitmediği, yani bitinceye kadar, bitmediği müddetçe ev sizin adınızdadır ama bankanındır. Banka üzerine satılamaz ipoteği koymuştur. Ancak bankaya olan ödemeleriniz bittikten sonra ev artık tamamen sizindir. Dolayısıyla yine biraz evvelki söylediğimiz gibi bir arazi vardır. Bu araziye kat karşılığı müteahhite vermişsinizdir. Belli bir süre içerisinde, belli miktarlarda ve sizin istediğiniz şartları sözleşmede tanımlanmış şekilde. Dolayısıyla süre, miktar açık ve net bir şekilde ıslak imzalıdır. Bu bitene kadar ne müteahhitin yaptığı binadaki daireler, hissesine düşen daireler onundur, ne de sizindir. Ancak bitene kadar, bitip de kullanılabilir ev konumuna geldiği ispat edilene kadar, belediye onayı verilene kadar ipotek hala devrededir. İnşaat ipoteği. İnşaatı yaptıracak bir arsanın belli bir kısmı inşaatı yapacak firma ya da kişiye devri sebebiyle arsa sahibi lehine tesis edilen bir ipotek çeşididir. Kat karşılığındaki gibi. Yabancı para üzerinden ipotek tesisi, yurt içinde veya yurt dışında faaliyette bulunan kredi kuruluşlarının yabancı para birimi üzerinden verilen kredileri güvence altına almak için kur üzerinden ipotek tesisi mümkündür. Bu tür ipotek işlemlerinde ipoteğe konu meblağın döviz türünün açıkça belirtilmesi gerekir. Zira Merkez Bankası ya da Ziraat Bankası'ndan alınacak o günkü kur değeri üzerinden hesaplanarak TL olarak harç tahsil edilir. Bu da yabancı satışlarında birebir uymamız gereken kurallardan bir tanesi. Yapı kooperatiflerinin taşınmaz mal iktisabı. Yapı kooperatifleri alacakları veya satacakları taşınmazların asgari ve azami fiyatlarını genel kurulda belirtmek zorundadırlar. Genel kurul yetkisini devredemez, yapı kooperatif adlarına kayıtlı olan taşınmazları gerek hisseli gerekse müstakil olarak üyelerine tahsis edebilirler. Bunun için üyenin tapu sicil müdürlüğüne gitmesine gerek olmayıp sadece üyenin nüfus bilgilerinin doğru olarak ibrazı ve kooperatifin talebi ile tescil işlemi üye adına yapılır. Varsa kura zaptının da ibraz edilmesi faydalı olur. Şimdi bazı kooperatiflerde şöyle bir durum söz konusu. Baştan hangi dairenin kendilerine ait olduklarını bilmiyorlar. Ancak bina bittikten sonra bütün dairelerin numaraları yazılıyor. Eski usul tombala oynar gibi. Herkes kısmetine bir numara çekiyor. Hangi dairenin numarası çıkar ise o daireyi kabul etmek zorunda kalıyor. Kamulaştırma 4650 sayılı yasa. Kamulaştırmayı yapacak idare kamu yararı kararının alıp bunu yetkili mercilere tasdik ettirdikten sonra tapu siciline şerh verilir. Verilen bu şerh malikin tasarruf haklarını kısıtlamaz. Şerh tarihinden itibaren 6 ay içerisinde kamulaştırma bedelinin tespiti ile idare adına tescili için o yer Asliye Hukuk Mahkemesi'nden alınacak yazı ile kamulaştırma kesinleşir. Aksi takdirde 6 ay sonra tapu sicil müdürlüğü bu şerhi resmen terkin eder. Şimdi eğer bir şekilde bir sebepten dolayı taşınmazınız kamulaştırılmak mecburiyetinde kalınıyor ise buna itiraz edebilirsiniz. Kendi durumunuzu bir şekilde belediyeye anlatabilirsiniz. Başka bir orta yol, başka bir çıkar yol bulabilmek için ya da sizin taşınmanızın raiç bedeli üzerinde karşılıklı görüşme hakkına sahipsiniz. Kat irtifakı, bir arsa üzerinde
ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın malik ya da malikleri tarafından kurulan irtifak hakkıdır. Kat irtifakının kurulması için gereken belgeler, dilekçe, liste, genel inşaat projesi ve vaziyet planı, yönetim planı. Şimdi eğer bir bina yapılacaksa, dolayısıyla önce belediyeye dilekçe vermeniz gerekiyor. Ve neyi nasıl yapmak istediğinizi, ne yapmak istediğinizin bir listelemeniz gerekiyor. Bunun için bir mimardan yardım alıp bir genel inşaat projesi çıkartmanız gerekiyor. Ve bunun o arazinin üzerinde nasıl oturabileceğini, nasıl o daireleri, işte iç ve dış özelliklerini toparlamanız gerekiyor. Bunu ancak inşaat projesinde yapabilirsiniz ve bir yönetim planına ihtiyacınız olması gerekiyor. Ne yapılacak, nasıl yapılacak, hangi materyaller kullanılacak, hangi süre içerisinde bitecek. Kat irtifakına konu arsanın maliki, tek kişi ise o kişinin ya da vekilinin talebi alınarak akitsiz işlem olarak yerine getirilir. Birden fazla malik var ise en azından taraf teşkil edebilmek için iki kişinin bulunması ve akit resmi senet düzenlenerek işlem yerine getirilir. Kat mülkiyet. Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı tek başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde o taşınmazın malik veya malikleri tarafından kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre kurulan özel bir mülkiyet hakkıdır. Şimdi öncelikle kat mülkiyetine geçebilmek için kat irtifakından belediye iznini kesinlikle almış olması gerekiyor. Müteahhitin iş bitim belgesini vermesi, belediyenin gelip kontrol etmesi, arkasından da evet artık burası bir konut kapsamındadır. Artık yaşanabilir bir ortamdadır. Vermiş olduğunuz taahhütleri yerine getirmişsiniz ve burası artık iş yeri ya da ev olarak insan hayatına, yaşam ortamına uygundur belgesi alınması gerekiyor. Ve o alınmadığı müddetçe kat mülkiyetine geçemezsiniz. Geçtikten sonra da artık aynı hakkınız mülkiyet hakkınız olur. Kat mülkiyetine geçiş için gerekli olan belgeler. Kat irtifakı kurulu ise cins tashihi evrakları bütün bağımsız bölümleri kapsayan iskan belgeleri. Bu biraz evvel söylemiş olduğum bütün bağımsız bölümleri kapsayan iskan belgesi. Cins tashihi de şudur. Bu kafanızı karıştırmasın. Cins tahsisinin burada ne işi var derseniz şudur. Siz bu evi yaptırmadan önce burası bir araziydi. Artık orada bir konut var. Dolayısıyla artık o cins değişikliği yapılmış durumda. Araziyken ev olmuş durumda. Artık araziden konuta dönmüş durumda. Binanın önden ve yandan 13x18 ebadında resmi. Bu resmin arkası belediye imar müdürlüğünce tasdik edilmesi gerekir. Kat irtifakı kurulu değil ise proje yönetim planı liste iskan belgesi, cins tahiyi evrakları ve dilekçe, devre mülkü hakkı. Mesken olarak kullanıma elverişli bir yapı veya kat mülkiyetine çevrilmiş ya da kat irtifakı tesis edilmiş bağımsız bölümlerin ortak maliklerinin her biri lehine belli dönemlerde sırayla İstifade etmek üzere müşterek mülkiyet payına bağlı olarak tesis edilen irtifak hakkıdır. Yani devre mülklerde zaten hemen hemen hepimizin bildiği bir şeydir bu. Yılın belli dönemlerinde 15 günlük süreler halinde genelde mesela 15 Nisan 1 Mart arasında gibi bir dönemin konutta konaklama hakkı size aittir. 15 günlük irtifak hakkınız burada mevcuttur. Dolayısıyla sizden sonraki 1 Mart 15 Mart arasında da bir başka kişiye devredilme suretiyle böyle geri dönüşümlü kullanılan bir tatil ve konaklama hakkı diyebiliriz. Satış vaadi, taşınmazın satışının
taahhüt edilmesidir. Satış vaatlerini noterler düzenlerler. Şerh edildikten 5 yıl geçtikten sonra resmen terkin edilir. Yani satın alacağınıza dair sözleşmeyi noterlerden yapabilirsiniz. Dolayısıyla 5 sene içerisinde de o mülkü kullanabilirsiniz. 5 sene sonra sattığınızda gelir vergisi ödemezsiniz. Gelir vergisi %20'dir bu arada. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi. Noterlerce yapılır. Satış vaadi gibi değerlendirilerek aynı oranda harç alınarak tapu kütüğüne şerh edilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde hangi dairenin, hangi katının, hangi cephesindeki dairenin size ait olduğunu, bunu inşaata başlamadan önce kreki üzerinde müteahhitle eğer anlaşır ve bunu ıslak imza altına alırsanız, bina bittikten sonra daire paylaşımına sıra geldiğinde herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemiş olursunuz. Yabancıların mal edinmesi. Türkiye Cumhuriyeti ile arasında taşınmaz mal edinimi konusunda karşılıklılık bulunan ülkelerin listesi ektedir. Askeri bakımdan bir sakınca olup olmadığı sorulur. Onun dışında da sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, emniyet güçlerine bilgi verilir. Şimdi şöyle bir durum var. Devamlı kanunlar değiştiği için bu karşılıklılık konusu şu anda kaldırılmış durumda. Yani Avrupa Birliği standart normlarına göre bazı şeyler değişti, bazı maddeler esnetildi, bazıları artık hiç uygulanmıyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği standartlarından önce bu böyleydi ama şu anda biraz daha esnetilmiş durumda. Malikin taşınmaz üzerindeki tasarrufunu kısıtlayan bazı şerhler. Haciz, aşağı yukarı hepimizin de bildiği, duyduğu, kulak doygunluğu olan bir konudur bu. Herhangi bir alacağın tahsilinin temini için icra müdürlüklerinin borçlu taşınmazına müracaat etmesidir. Haczi icra dairelerinden başka kamu alacağından dolayı vergi daireleri ve belediyeler gibi bazı kamu kurumları da koyabilmektedir. Eğer bir iş yeri sahibiyseniz ve devlet vergi levhanızın karşılığında kendisine ödemesi gereken vergi borcunu bir şekilde sizden tahsil edemezse haciz koyabilir. Bunun haricinde bankalarda ipotek altına aldıkları, krediyle size vermiş oldukları, almalarına vesile oldukları dairelere ipotekle beraber el koyabilirler. Hemen hemen aynıdır. Hacizde alacağın varlığında herhangi bir itiraf söz konusu değildir. Daha doğrusu haciz miktarı kesindir. Talep edilmesi halinde ilgili taşınmazın siciline şerh edilir. Yani ya borcunuzu bir şekilde nakit olarak ödemenin, temin etmenin bir yolunu bulursunuz ya da elinizdeki mal varlığının haciz işlemiyle nakite çevrilmesi ve satılması devlet kontrolünde satılarak borcunuzun kapatılması durumu söz konusu olur. İhtiyati haciz, bu haciz türünde ise alacak miktarı tartışmalı olup kesin değildir. Alacak miktarı ile ilgili ihtilaf sona erene kadar bu haciz türü şerh edilir. İhtilaf hali giderildikten sonra ihtiyati hacizden hacize dönüştürülür. Yani ortadaki rakam netleşmediği zaman ama bir şekilde de o rakama erişilinceye kadar borçlu olan kişinin elindeki mülk değeri kaybolmasın, nakite çevirme imkanı azalmasın diye şerh koyulabilir. Tapu sicil müdürlüklerine yapılan haciz taleplerinde varsa mahalle köy, ada parsel numarası ile borçlunun ad soyad baba adı haciz miktarı ve alacaklısının açıkça bildirilmesi gerekir. Yani tapu müdürlüklerinden o kişinin şahsına ait taşınmaz mülklerinin bilgileri devlet tarafından istenilebilir. Tedbir ve ihtiyati tedbir. Mahkemelerde görülmekte olan bir dava sebebiyle dava sonucuna kadar taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarrufun önlenmesi halidir.
ihtiyati tedbir kararı geçici nitelikte bir önlem olup durum ve şartların değişmesi halinde değiştirilebileceğinden temyizi kabil değildir. Her tedbir taşınmazın el değiştirmesini önlemez. Bunun için gelen tedbir yazısının içeriğine bakarak neye ilişkin olduğunu belirlemek gerekir. Örneğin ilave kat yapılmasının önlenmesi, kat mülkiyetine geçmenin yasaklanması gibi belirgin bir hususa ilişkin sınırlama yok ise tedbir tedavülü engeller. Yani olabilecek sonuçları, olabilecek problemleri önceden görerek, hissederek ya da çıkabilecek problemleri kaldırmak amacıyla kullanılan bir önlem şeklidir bu. İflas, ticaretle uğraşan bir borçlunun yani tacirin borçlarını ödememesi nedeniyle alacaklıların başvurusu üzerine mahkemece karar verilen bir külli yani toplu icra yoludur. İflas şerhi işlenen taşınmaz mal üzerinde iflas masasından başka kimse herhangi bir tasarrufta bulunamaz. Şimdi herkesin başına gelebilecek çok hatta şu anda da yoğun miktarda piyasamızda yaşanan bir durumdur iflas. Çünkü ciddi ekonomik krize girip yatırımlar yapıp yatırımların nakite dönmemesi sonucu mesela bir inşaat firmasının inşaata başladıktan sonra rezervlerinden bitmesi, birinin bitmesi artı elindeki satışı çıkartıp topraktan satış, temelden satış kavramında bazı müteahhitler maalesef böyle bir nakit arayışının içine giriyorlar ama dolayısıyla dairelerden bir tanesi topraktan satışa dönüp de sıcak para girmeyince ve bir başka yerden de alternatif sağlanamayınca mecburen bir iflas durumu söz konusu olabilir. Bu yüzden sağda solda gördüğünüz yarım bırakılmış inşaatlar vardır. Dolayısıyla başlanmıştır ama evdeki hesap çarşıya uymamıştır. Nakit bazında bir sorun yaşanmıştır ve iflas edilmiştir. Fakat bir takım insanların da iflas bir kişi eder ama çevresindeki herkes bundan nasibini alır. Sonuçta inşallah hiç kimsenin böyle bir sorunu olmaz diyoruz ama maalesef ki olduğunda da ancak mahkemelerle çözümlenebilecek zor bir süreç. Condardato, borçlunun alacaklarıyla anlaşmak suretiyle ve mahkeme kararıyla giriştiği bir tasfiye yoludur. Bu şerh tapu siciline verildikten sonra borçlunun tasarruf hakkı yasaklanmış olur. Şimdi bir bina var ise ortada, bir ev ya da iş yeri var ise ve kişinin de bir borcu var ise, bir iflası durumu söz konusuysa ya da bir haciz durumu söz konusuysa, genel olarak bir borç ödenmesi gerekiyorsa. Der ki ben elimdeki malı ellemenizi istemiyorum ama borcumu da size bir şekilde şu ödeme koşullarında ödemeyi taahhüt ediyorum. Şimdi dolayısıyla o zaman borca karşılık elindeki mülke şerh konur. O borçtan herhangi bir şekilde kiraya vererek ya da satarak oradan bir gelir kazanmasına izin verilmez. Fakat borcunu ödemesi için anlaşma yapılmış olur. Aile konutu şerhi. Şimdi aile konutu ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanun'un 19. maddesinde aile konutunun bulunduğu yere yerleşim yeri adı verilmiştir. Buna göre yerleşim yeri bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle olduğu yerdir. İstenen belgeler aile konutunun bulunduğu yerden alınmış ailenin ikametgah adresi. Gerektiğinde taşınmaz malın şerhi talep edilen taşınmaz mal ile aynı olduğunun kadastro müdürlüğünce tespit edilmesi. Yani belediye belgesi. İstemde bulunan eşin tapudaki malikin eşi olduğuna nüfus kayıt örneği veya evlenme cüzdanı. Taraf ve tarafların nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları. İşlem tarafından temsilen katılan varsa temsile ilişkin belge sunulmalıdır. Şimdi bu belgelerin hepsini toparladığınızda ailenizin konutuna, yaşadığınız eve
aile konutu şerhi verebilirsiniz. Kira şerhi. Kira şerhi bir taşınmaz malın maliki ile kiracı arasında düzenlenmiş kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler sütununa işlenmesidir. Şimdi kira şerhini kiracı ister. Neden? Mesela diyelim ki yaklaşık 10 yıllığına bir yer kiraladınız. Fakat bunu sadece basit bir kira sözleşmesiyle yaptınız. Dolayısıyla oraya çok da ciddi bir iç dekorasyon, bir yatırım, bir güzel bir sunum ortamı yaratacaksınız. Dolayısıyla siz içerisinde kiracılık dönemini yaşarken ve işlerinizi yerine oturtmaya çalışırken mal sahibinin o taşınmazı bir başkasına satmış olması gerçeğini yaşamak istemezsiniz. Çünkü bu sizi maddi manevi çok ciddi zarara sokar. Dolayısıyla uzun süreli kira kontratı müddetince oranın herhangi bir şekilde el değiştirmeyeceğinin garantisini almak için mal sahibinizle beraber kira şerhi yaptırabilirsiniz. İşleme konu olan taşınmaz mala ait tapu senedi yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numaralarını belirtir. Belge veya malikin sözlü beyanı. Kira sözleşmesi, sözleşmedeki imzalar noterce onaylanmış ise ve şerh yetkisi varsa kiracının istemi, sözleşme ve dolayısıyla imzalar noterce onaylanmamış ve şerh yetkisi yoksa malikinin talebi, tarafların nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği ve vesikalık fotoğrafları, işlem tarafında temsilci sıfatıyla katılan var ise temsili ilişkin belge. Ayrıca döner sermaye işletmesince belirlenen tarife göre ücret tahsil edilir. Bir taşınmaz hisseli ise hissedarların tamamının kiraya vermesi ve sözleşmeyi imzalamaları gerekir. Şimdi dolayısıyla hep söylerim, her zaman da söyleyeceğim bunu. En basite alınan kırsasiyelerde satılıp doldurulan kira kontratı bile çok ciddi bir resmi evraktır. Dolayısıyla özenerek titizlikle doldurulması gereken çok ciddi bir mahkeme belgesidir. Ki hiç kimse işlerin o raddeye gitmesini istemez. Dolayısıyla ama eğer bir iş kuracaksanız, eğer çok ciddi yatırımlar yapacağınız, hayallerinizi gerçekleştirmek istediğiniz bir rotanız varsa ve bunu bir başkasının arazisi üzerinde yapacaksınız, taşınması üzerinde yapacaksınız. Gerçekten belgelerinizi çok sistemli, akılcı ve eğer arzu ederseniz, gerekli görürseniz bir hukuk yardımcısı olarak, bir avukat yardımı olarak belgelerinizi ona göre düzenlemenizi ve onları lacivert tükenmez kalemli ıslak imza ile sözleşme haline getirmelerinizi önemli hatırlatmaya devam ediyorum. Bugünkü dersimiz bitti. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.